Hala burada kendisi. İnşallah buna çözüm. Evet, hala burada. Ah yavrum ya. Burada kilitli kafesin içinde duruyor. Güzel açılmış bu sefer. Bu soğukta hareketsiz burada bagajda beklemek. Cinsi ne? Al köpeği. Yani normal mi? Yani bakar mısın? Ben de sana katılıyorum. Bize hayvanseverler tarafından bir ihbar geldi. Yaklaşık 5 aydır orada tutulduğu söyleniyor. Yani arabanın içini adeta bir kulübe, bir av malzemesi olarak, diğer av malzemeleriyle birlikte köpek de orada bir kafes içindeydi. İhbar bize geldi. Ben saat gece 01 sıralarında olay yerine gittim. Çatalca emniyet güçleriyle birlikte. Gittiğimizde de köpeğimiz hala oradaydı. Orada ruhsal bir şiddet de vardı. Tabii ki sahipli köpek olduğu için ekiplerimiz müdahale edemedi. Daha sonra haydi ekipleriyle bir irtibatla geçtik. Haydi ekiplerine konuyu bildirdik. Şikayetçi de oldu zaten şahısta. Haydi ekipleri şahısı uyardı. Av sezonu bittiği için bir daha böyle bir şey yapmayacağını, kulübeye alacağını dile getirdi. İlk uyarısını aldı. İkincisinde köpeğe el koyacaklar. Yani o da bir candır. Sadece bir malzeme gibi. Resmen malzeme olarak kullanmış orada. 5 aydır da orada olması da bir mucize. Yani arabanın içinde yaşam alanı çok dar. Nasıl hayatta kalmaya başardı onu biz de bilmiyoruz. Tabii ki takibini yapacağız konuyla ilgili. Şahıs orada çalışıyormuş. Evi başka bir ilçede. Arabası daim olarak orada. Yani orayı adeta bir köpeğin kulübesi olarak düşünün. Köpek sürekli 5 aydır oradaymış. İhtiyaçlar için de iş yerine geldiği zaman işte bir çıkartıp ihtiyaçlarını karşılayıp tekrardan arabaya geri kapatıyormuş. İlk uyarısını aldı. İkincisinde el koyma etkisine sahip haydi ekipleri. Biz de köpeğimizi sahiplenmek isteriz. Daha iyi şartlarda bakılmasını sağlayacağız inşallah. Şu an sadece bir sözlü uyarı. İkinci sefer devam ederse bu olay el koyacaklar. Biz de köpeğimizi sahipleneceğiz. Şimdi kulübeye aldığını dile getirdi şahıs. Haydi ekipleri de bugün de görüştük. Şu an kulübede takibi yapılacaktır. Oradaki hayvanseverlerimiz de olayı takip ediyorlar. Biz de dernek olarak olayın takibindeyiz. Avukatlarımız da olayın içinde. Yani şöyle söyleyeyim, o da bir candır. Bir arabanın içinde, kafesin içinde ne kadar hareket edebilir, ne kadar ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sonuçta akşam saatlerinde orayı kapattığını düşünelim. Sabaha kadar orada yaşaması mümkün değil. Yani pozisyonu yok. Hareket edecek bir pozisyonu olmadığı için... Gece geldiğimizde köpeğin bagaj kısmında küçücük bir şeyin içinde, hatta bagajın da içine bir kafes olarak kilitlenmiş şekilde kafesin içinde hayvanın daracık bir alanda dönmeye çalıştığında hayvanın yani yaşam alanları mümkün değil orada yaşaması. Ya bir hayvansever olarak tabii ki yani şimdi empati yapmamız gerekirse hiçbir canlının öyle bir alanda yaşama hakkı yoktur. Hiçbir hayvan olarak değil sadece hiçbir canlının o şekilde alanda mahsur kalması içler acısı bir durum yani. Yani hayvanın orada yaşaması mümkün değil. Sadece aracın bagaj kısmı olarak düşünmeyin. Aracın bagaj kısmını alıp bir de küçücük bir kafesin içine hapsedilmiş. Hayvanın harekat kabiliyeti yok. Yaşam alanları yok. Artık mama, su, ihtiyaç giderme, bu tarz şeyler hiçbir şey aracın içine mümkün değil zaten.